Herkese selamlar. Bir Turlayalım kanalına hoş geldiniz. Bir videoda daha beraberiz. Şimdi bugün biraz kamp alanı araştırması yapmaya karar verdim. O yüzden yola çıktım ve kayda girdim. Şu an Kurtköy Mehmetçik Vakfı'ndayız. Kurtköy taraflarındayız. Buradan Kocaeli taraflarına doğru geçiyor olacağım. Kefken taraflarında. Pembe Kayalıklar isminde bir yer var. Birkaç kişiden duydum, bayağı güzel bir yermiş. O yüzden hani görmek istedim. Yola çıktım, videoyu da burada başlatmak istedim. Biraz İstanbul trafiğinden uzaklaşmak istediğim için. Şimdi yola çıkıyor olacağız. Yavaştan yola doğru çıkalım. Üstümde hiç ekipman yok. Kask haricinde, o yüzden kusuruma bakmayın. Bugün maalesef böyle ekipmansız çıkmak durumunda kaldık. Mola vermeden gidersem bayağı sürecek bir yolum var. Şimdi bu gittiğim yerde ne zaman kamp yaparım, yani güzelse ne zaman kamp yaparım bilmiyorum ama mekan literatürüme bu kamp mekanı da, bu alanı da, yani bu gideceğim yeri de eklemiş olacağım eğer güzelse. Önümüzdeki hafta bir Balıkesir'e gitme planım var. Balıkesir'den çıkamıyorum. Sürekli hayat beni Balıkesir'e yönlendiriyor. Bakalım önümüzdeki hafta sonu da muhtemelen Balıkesir'e gidiyor olacağım. Çünkü sevdiğim birisi Balıkesir'de kamp yapalım dedi. O yüzden Balıkesir'e gidip onunla beraber kamp yapmayı planlıyorum. Videosunu çekiyor olurum. Balıkesir'de nerede kamp yapacağız henüz karar vermedik. Verdiğimiz zaman artık üzerine konuşuyor oluruz. Ayrıca sizlerin de kamp yapmamı istediğiniz yerler varsa onları da alt tarafta yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Üzerine konuşuruz, oralarda kamp yapıyor olurum. Şimdi yavaştan bir yola çıkalım. Aralarda tekrardan konuşuyor, sohbet, muhabbet ediyor oluruz. Kocaeli taraflarındayız. Buraları zaten bilenler bilir. Otobanın üzerinde bir dinlenme tesisi burası. TEM 76 isminde. Bir mola verelim. Yemek yiyelim, bir yenilenelim. Sonra tekrardan devam ediyor oluruz. Evet, şimdi molamızı verdik. Tekrardan yola çıkacağız. Navigasyondan baktım. Şu an Körfez'le Derince arasında bir yerdeyiz Kocaeli'de. 81 kilometre kadar bir yolumuz var. Günbatıma oraya yetişmek istiyorum. Çünkü günbatımın orası çok güzel oluyormuş. Yetişebilirsek eğer günbatımına tam o saatteki rengini görmek istiyorum ben de. Birlikte görüyor olacağız. Orada biraz oturduktan sonra tekrardan dönüş yoluna geçeceğim. Bakalım yolumuz ne kadar sürecek. Saat şu an 6:10 var. 81 kilometre kadar yolum olduğu için muhtemelen 1,5 saate falan giderim diye düşünüyorum. Tam böyle gün batımına denk gelen saatlerde aslında orada olacağız gibi ama tabii bir aksilik çıkmazsa, farklı bir durum olup da geç kalmazsam eğer o şekilde planladım. Ve bakalım devam edelim. Harika yollara girdik. Sağda solda ağaç olan, böyle üstüne ağaçların kapattığı bu güzel yollar. Gün batımı eşliğinde güzel yollarda seyahat ediyoruz. Navigasyondan gördüğüm kadarıyla önümüz komple viraj. O yüzden şöyle bir pat çaplı viraj dönelim bakalım. Ya burası biraz sıkıntılı. Arabalar sabredemeyip böyle sollama yasağı olmasına rağmen, yani yerde gördüğünüz bir tek çizgi olmasına rağmen sabredemeyip sollamaya çalışıyorlar birbirlerini. O yüzden karşıdan araba gelme ihtimali çok yüksek. Bir yandan da dikkat etmek gerekiyor tabii. Şu an Kefken'deyiz. Pembe Kayaları doğru gidiyoruz. Az önce geride bir kamp alanı gördüm. Orası da aslında güzelmiş. Yani güzelmiş derken kalabalıktı, kamp yapılabilecek bir yerde ama bayağı bir kalabalık dahiller falan. Dönerken görürsem eğer, yani dönerken buradan geçersek yine bir gösteririm. Yol asfalt gibi ama bayağı tırtıklı, böyle bozuk bir asfalt. Yani bayağı hissettiriyor. Zaten seslerden de anladığınız gibi bozuk yani. Paşalimanı Adası videomu izleyenler varsa eğer o videodan hatırlarlar. Aynı o yola benziyor. Oradaki yollara benziyor, adadaki yollara. Aynısı diyebilirim. Gün batımına doğru gidiyoruz. Tam vaktinde aslında orada olacağım sanırım. Tam istediğim saatte. Bu kadar denk geleceğini düşünmemiştim. Hani biraz erken giderim veya geç kalırım falan diye düşünmüştüm ama tam böyle cuk oturdu. Muhtemelen cuk oturacak yani. Manzara güzelse tabii bu kadar yolu boşuna gelmiş olmayacağız. Bir de orada kamp yapılabilecek bir yer varsa tam anlamıyla aslında boşuna gelmemiş olacağız. Benim amacım orada kamp yapılabilecek bir yer varsa oraya görmek. Kamp yapılacak yer yoksa da artık sadece manzarayı görmüş olacağız. Bakalım. Yalnız çok iyi ya. Burası bayağı dolu bir yermiş.
burası antik çağdan günümüze kadar gelmiş. Taş ocağı olarak da kullanılmış zamanında. Ortam falan bayağı güzel, manzara falan bayağı güzel ama aşırı derecede bir kalabalık var. Bu kalabalıkta kamp yapmaya kalksak yapamayız yani. Ama güzelmiş, burayı da görmüş olduk böyle. Oturmak için falan güzel. Şimdi tekrardan geri çıkalım. Cidden çok kalabalık ya. Aşırı kalabalık yani. Burada kamp yapmaya kalkılsa, ki zaten taşlardan dolayı yapılmaz, zemin düzleyip. Karanlığa kalmak istemiyorum çünkü hava soğuyacak ve buralarda şehirden uzakta olduğu için akşamları çok soğuk oluyor. Biraz daha durup tekrardan döneceğim. İnsanlar da bana bakıyorlar, bu kafasında kaskla niye geziyor diye. Pembe kayalıkları da görmüş olduk. Neyse, şimdi ben biraz dinleneyim, motorun başına bir geçeyim. Tekrardan dönüş yoluna çıkarken sohbet muhabbet ediyor oluruz. Hava kararıyor. Biz de yola çıkıyoruz. Tekrardan dönüş yoluna geçelim. Yani hemen hemen her videomda öyle veya böyle bir şekilde araziye girmem gerekiyor. Ben bu işten bir şey anlamadım. Dönüş yoluna doğru geçelim. Navigasyon açalım, en kısa yol neresiymiş. Vakit kaybetmeden dönmek istiyorum çünkü. İnşallah yolda üşümeyiz. Bayağı bir ormanlık alan içerisinden geçeceğiz. Çünkü orman yolu içinden geçeceğiz. Üşüme ihtimalimiz yüksek ama inşallah üşümeyiz dediğim gibi. Bakalım. Şimdi burayla alakalı biraz muhabbet edelim. Kefken pembe kayalar hakkında biraz sohbet edelim. Mekan güzel. Manzarası harika. Mükemmel bir manzarası var. Özellikle gün batımında, ki biz zaten gün batımında geldik, gördünüz. Huzur verici bir manzarası var ama inanılmaz kalabalık. Aşırı derecede kalabalık ve zaten kayalıkların üzerinde çadır atabileceğiniz çok fazla yer yok. Aslında atarsınız çadır. Çadır atılır, kamp yapılır ama dediğim gibi kalabalıktan dolayı rahatsız olursunuz sürekli. Rahatsız ederler, taciz ederler, ses yaparlar. Gece muhtemelen geç saate kadar orada insanlar oturuyorlardır. Sabah da muhtemelen oraya yok kahvaltıya geleyim, yok gezmeye geleyim falan filan çok... Gelene gidene eksik olmaz diye düşünüyorum. Çok kampa elverişli bir mekan değil bence. Ben olsam yapmam yani. Orada kamp yapmayı tercih etmem. Çünkü ben kampta biraz sakinlik arıyorum. Tamam, kimse olmasa mükemmel bir yer ama oranın boş kalacağını düşünmüyorum. Hani buraya yakın yerlerde, o koya yakın pembe kayaların etrafında şöyle biraz göz gezdirdim. Hemen yan tarafta böyle çadır atabilecek sakin yerler olduğunu gördüm. Oralarda çadır atılabilir. Onun da şöyle bir dezavantajı var. Şimdi etrafta market, lavabo vesaire hiçbir şey yok. Hani en yakın yer Kefken Merkez. Kefken Merkez'de sadece market vesaire bu şeyleri bulabilirsiniz. Ama buraya yakın etrafta dediğim gibi pek çok kamp alanı var. O kamp alanlarında muhtemelen lavabo gibi ihtiyaçlar falan da görülebilecek yerler, imkanlar vardır. Şu an Kefken Merkez'deyiz. Kefken Merkez gördüğünüz üzere böyle ufak bir yer aslında. Ama dediğim gibi buraya gelirken gördüğüm kamp alanlarında kalınabilir. Buralarda kamp alanları da biraz bir tık kalabalıktı ama yine de iğne atsan yere düşmez şeklinde bir kalabalık görmedim, hissetmedim. Artı şu an 30 Ağustos. Gördüğünüz gibi sol taraf kamp alanı. Burada bir kamp alanı var. Haricen gelirken farklı yollarda kamp alanları görmüştüm. Haricen yukarıdaki taraflarda kamp alanları varmış. Galiba bir de burada ateş yakmak serbest. İçeride ateş yakan birini gördüm. Evet, serbest. Niye trafik var? Bana biri trafiğin sebebini açıklasın. Şehirime mi var? Yani her yerde trafiği buluyorum ya. Kaçarı yok ya, affetmiyor. Hiçbir şekilde sekmiyor yani. Şehir dışında, şehir içinde, şehirler arası yolda her yerde buluyorum. Bunlar da günübirlikçilerin dönüş trafiği sanırım. Ağustos ayının sonundayız. Gündüz çok sıcak oluyor ama akşamları bazen serinliyor. Artık Eylül ayında akşamları iyice soğuk olmaya başlar. Önümüzdeki hafta da ben bir kampa gideceğim. Şile'ye kampa gideceğiz. Bakalım nasıl geçecek. Bana müsaade, bir türlü yalanım bölümünden de bu kadar olsun. Bu arada karşıda ay var, Kızılay. Elimde oluyor mu bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Baya baya güzel gözüküyor. Bildiğin kızıl yani. Ve yakın gözüküyor. Kameradan ne kadar belli oluyordur bilmiyorum ama zaten şu an ağacın altında kaldı. Baya iyiydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz, aklınıza takılan şeyleri yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımın bağlantılarını yine açıklama kısmında bırakıyor olacağım. Onlara doğrudan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyleri bana sosyal medya hesaplarım üzerinden yöneltebilirsiniz. Üzerine konuşuyor oluruz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.